Teşkilatı Türksoy 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuzyeli Türksoy'a gözlemci üye olarak katılmışlardır. Türksoy, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. Türk dünyasında ve küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlayan Türksoy'un çalışmaları, kuruluşundan bu yana üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş ve takdirlerini kazanmıştır. Türksoy'un faaliyetleri üye ülkelerin kültür bakanlarından oluşan Daimi Konsey tarafından belirlenir. Daimi Konsey toplantılarında alınan kararlar Türksoy Genel Sekreterliği tarafından icra edilir. Ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyat kongreleri gibi geleneksel faaliyetleriyle Türksoy, Türk dünyası bilim insanları ve sanatçılarının tecrübe alışverişlerine fırsat vermektedir. Türk dünyasının ortak geleneği olan Nevruz, Türksoy'un çalışmaları sayesinde bütün insanlığa mal edilmiştir. UNESCO Genel Merkezi'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen tarihi kutlamaların yanı sıra Türksoy, bugüne değin üye ülkelerinin dışında Almanya, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi dünyanın farklı ülkelerinde baharın gelişi Nevruz'u coşkuyla kutlamıştır. Türk halklarının ortak geçmişini, dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimsel çalışmaya imza atan Türksoy, ilan ettiği anma yılları, düzenlediği anma etkinlikleri ve yıl boyu farklı lehçe ve dillerde okuyucularla buluşturduğu eserlerle, Türk dünyasının mümtaz şahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktadır. Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imza atan Türksoy'un kültür hayatına getirmiş olduğu yeniliklerden biri de Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olmuştur. Şehirlerimizin kültür ve sanat hayatına renk katan bu uygulama kapsamında 2012 yılında Astana, 2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Kazan, 2015 yılında Merv, 2016 yılında Şeki, 2017 yılında Türkistan, 2018 yılında Kastamonu, 2019 yılında Oş, 2020 yılında Hiva, 2022 yılındaysa Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Yıl boyu düzenlediği etkinliklerde Türk dünyasında yer alan kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunan Türksoy, üye ülkelerin bu alanlardaki üretimlerine de katkı sunmaktadır. 6 ülkede seyirciyle buluşturulan Üzeyir Hacıbeyli'nin Ölümsüz Köroğlu operası, Türkiye'de ilk kez opera repertuarına dahil edilen Mukan Tölebayev'in Birjan ve Sara operası, 9 ülkeden 200 sanatçının katılımıyla Amerikalı bir koro eşliğinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde icra edilen Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, geçtiğimiz yıllarda Türksoy'un gerçekleştirdiği özel projelerden bazıları. Dünyanın farklı şehirlerinde vermiş oldukları konserlerle dinleyicileri kendilerine hayran bırakan Türksoy Gençlik Oda Orkestrası, Avrupa Koro Oyunları'nda 3 altın madalya kazanarak Türk dünyasının gurur kaynağı olan Türksoy Gençlik Korosu ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı vesilesiyle kurularak Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya uzanan coğrafyada pek çok başarılı konsere imza atan Türksoy Halk Çalgıları Orkestrası, Türksoy'un klasik ve geleneksel müzik alanındaki başarılı çalışmalarından örneklerdir. Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Parlamenterler Asamblesi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı, Türksoy'un eşgüdüm içerisinde çalıştığı kardeş örgütlerdir. Türksoy ayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı
UNESCO ve SESCO gibi uluslararası örgütlerin yanı sıra pek çok belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Türk dünyası kültür ve sanatının kalbi Türksoy'da atmaktadır. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkentiyim. Uludağ'ın eteklerinde ve her şeyin başladığı yerdeyim. Asya'dan Avrupa'ya, Doğu'nun ve Batı'nın birleştiği kadim kültürlerin merkezinde, gönül coğrafyasının, Anadolu'nun kalbindeyim. Ben Bursa'yım. Bir medeniyet zenginliğiyim. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin başkenti, yaşayan ruhuyum. Osman Gazi Türbesi'ndeki alp nöbeti ve sancak devir teslim töreniyim. Tarihin, inancın ve kadim medeniyetlerin izlerinin harmanlandığı sonsuz ve zengin bir kültür mozaiği. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleriyim. Ulu Cami'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki eşsiz çini ve seramiklerim. Hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesiyim. Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretleri'nin tekkesiyim. Zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii'yim. Birinci Murad'ın duasının Hüdavendigâr Camii'nde yankılanan sesiyim. Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk-İslam Eserleri Müzesi'yim. Adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilen Zindan Kapı, Bursa'ya yapılan göçleri anlatan Göç Tarihi Müzesi, Türk-İslam kültürünün önemli değerlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi ve dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Gecesi ve gündüzü ayrı güzel olan şehrin kalbindeki tarihi belediye binasıyım. Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirası ve tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ben tarihi dokusu ile bir zaman yolculuğu olan Hanlar Bölgesi ve İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Usta ellerde üretilen İznik çinisi, Irgandı Köprüsü'ndeki ustaların emekle ürettiği sayısız sanat eseri ve ateşe meydan okuyan çelikten de keskin Bursa bıçağıyım. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Senfoni Orkestrası, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki gösteri sanatları, halk oyunlarının en neşelisi, cesur ve gözü pek kılıç kalkan ekibi ve Osmanlı'dan miras Mehteran'ım. Ben Bursa'yım. Geçmişten geleceğe tarihin kalbi, mimarinin en güzel örnekleri, kültürün ve sanatın merkezi, Türk dünyasının el iziyim. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkentiyim. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Kazakistan Cumhuriyeti'nin çok saygıdeğer Ankara Büyükelçisi, Türksoy Genel Sekreterimiz, AK Parti İl Başkanım, teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, adli yargımızın saygıdeğer mensupları, ilçe belediye başkanlarımız, ata topraklarımızdan kıymetli dostlar, kamu kurumlarımızın, yerel ulusal medyamızın değerli temsilcileri, güzel Bursa'mızın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'mızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz ve muhteşem bir geceye tanıklık olacağımız gala konserimizde ata topraklarımızdan kıymetli dostlarımızla birlikte olmanın kıvancını yaşıyor. Bu anlamlı gecede sizleri en samimi duygularımızla, sevgi ve saygıyla kalben selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sayın Valim, saygıdeğer protokol, kıymetli misafirler. Tarihi ve kültürel dokusuyla tüm zamanların güzel şehri, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'mızın hizmetkarı, kadim şehrimizin mimarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş'ı ev sahibi olarak konserimizin açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınızda arz ediyorum. Saygıdeğer valim, çok değerli milletvekillerim, Kazakistan Cumhuriyetimizin çok kıymetli Ankara Büyükelçisi, Türksoy'un değerli genel sekreteri, şehrimizin kıymetli yöneticileri, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, misafir öğrencilerimiz, yurt dışından gelen misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Köklü tarihi, zengin kültürü, somut olmayan kültürel mirası ve tarihi zenginlikleriyle bugün Bursa'mız için çok özel ve çok anlamlı bir gün. Hepinizin malumu olduğu üzere eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisi ve 8500 yıllık geçmişiyle Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi. Olumsuz hava koşulları engel olmasaydı, Türksoy Dönem Koordinatörümüz, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Dünyası Kültür Bakanlarının katılımıyla bugün Bursa'mızda Türksoy Kültür Bakanları Olağanüstü Daimi Konseyi toplantımızı gerçekleştirecek. Ardından Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'mızın Koordinasyon Merkezi'nin açılışını hep birlikte yapacaktık. Hava muhalefeti nedeniyle planlanan programımızda değişiklik yapmak durumunda kaldık. Her ne kadar planlanan programımız hava muhalefeti engeline takılsa da 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti Gala Konseri'nde ata topraklarımızdan kıymetli dostlarımızla kucaklaşmanın, siz değerli sanatseverleri ağırlamanın ve kent protokolümüzle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii planlanan diğer etkinliklerimizi ileriki tarihlerde yine de sizlerin katılımlarıyla gerçekleştirecek. Yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Türksoy ve şehrimizin tüm dinamikleriyle Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'mıza yakışır birçok dev etkinlik ve organizasyonu sizlerin beğenisine sunmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Yıl boyunca gerçekleşecek kongre ve seminerden konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpazede çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerden haberdar olabilmeniz ve takip edebilmeniz için bursa2022.org internet sitemiz yayına başladı. Web sitemizden sürecin tüm etkinlik takvimine ulaşabilir. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne ilişkin her şeyden haberdar olabilirsiniz. Yine az önce sizlerin huzurunuza çıkarken hepiniz işittiniz. Gönüllere dokunan, yüzlerde tatlı bir tebessüm bırakan bir melodinin ezgileri yankılandı tüm salonda. Hemen belirteyim, bir kısmını duyduğunuz müzik Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için bestelenen Bursa'mızın tarihi ve kültürel kimliğine yakışan bir marş oldu. Bu akşam burada dev orkestramız Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için bestelenen eseri sizlerin beğenilerine sunacak olmalarında ayrı bir heyecanı yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Aslında bugün burada sizlerle birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimiz, kadim tarihimiz, köklerimize bağlılık, bizimle özdeşleşen rengimiz, yenilikçi duruş, sonsuzluk ve birlikten doğan gücümüzden aldığımız ilhamla hazırladığımız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa logomuzda olduğu gibi birlikte çok önemli kapıları açıyoruz. Bu kapı
tarihe açılıyor. Bu kapı geleceğe açılıyor. Bu kapı kültür ve sanata açılıyor. Bu kapı sanayiye ve iş dünyasına açılıyor. Bu kapı bilgiye ve değerlerimize açılıyor. Bu kapı İpek yoluna, ticarete ve turizme açılıyor. Bu kapı Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine açılıyor. Birliğimizin, dirliğimizin kavi ve daim olması dileğiyle bir kez daha sizlere, şehrimize hoş geldiniz diyor. Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlikler diliyor. Buradan bol bol selamlar gönderiyoruz. Saygılar sunuyorum. Efendim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aynur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanım, hemen uğurlamayalım isterseniz sizleri. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ın kendi kaleme aldığı Benim Bursam adlı bir şiiri var ki oldukça güzel. Umuyoruz ki kendileri de uygun görürse bu şiiri böylesine anlamlı bir günde, böylesine müstesna bir topluluğun önünde kendisinden dinlemeyi arzu ediyoruz. Sanırım başkanım bizi kızmazsınız. Seni nasıl anlatmalı? Ne demeli de eksik kalmamalı? Tarihin kalbi, cennetin dili. Ezelin ebede emaneti. Rahmet ülkesi, bereketin sonsuz bahçesi. 7 iklim, 3 kıta bildi seni. Kimler kimler sevdi seni? Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, hepsi hükümdar, hepsi sana hizmetle var. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet ve Murad-ı Sani Han. Hepsi koynunda uyumaktan mutlu, hepsi ışıltından umutlu. Hangi şiir söyler sendeki hikmeti, hangi roman? Geyikli Baba, Emir Sultan, Somuncu Baba, Üftade. Gönüllerin mehtapla dolduğu şehir, gök dostlarının yaren olduğu şehir. Seni daha nasıl anlatmalı? Sana hangi nazarla bakmalı? Senin için daha neler neler yapmalı? Yetmez uğrunda vereceğim can, ellerimden tutsa bütün yıldızlar, donulay, dolunay kulağıma seni fısıldar. Benim davam, benim sevdam, benim Bursam. Saygılar sunuyorum. Efendim, değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, Türksoy ve Türksoy Daimi Konsey Üyesi ülkelerin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz gala konserimizde 10 ülkeden onlarca söz ve saz ustası, sanatçısı bizlerle birlikte olacak. Gönülden güçlü alkışlarınız sanatçılarımız için gelsin. Mehteran, konser nizamı, haydi, ya Allah! Ama...
Vakti sürünü sefa! Mehterbaşı! Ey hey! Merhaba ey mehteran! Merhaba mehterbaşı! Nöbete sela derfaslı eski ordu marşı. Hastur. Haydi. Ya Allah. Baban, Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti, orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan, orduların pek çok zaman vermiştiler. Mehteran, hücum marşı. Thank you.
Thank you.
Rahmet. Yeah.
Yes.
Haydi, haydi, haydi. Ah haydi, haydi, hay. Haya, haya, haya. Ah haya, haya, hay. Şala bindim dağından, ey bir gün yoldum bağından. Sultan Fuber Mervin, ey Bırmızı yanağından. Sultan Fuber Mervin, ey Yeah.
Bursa'mızın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi çok gurur verecek. Bu nedenle ben de güzel Bursa'mıza layık olacak ve tüm dünya Türklerine layık olacak bir eser bestelemeye karar verdim. Tarih boyunca kullandığımız enstrümanlar olmalıydı. Bu eser güçlü olmalıydı, birlik temsil etmeliydi, güç simgesi olmalıydı. Pençe bağlamalar üzerine kurduk. Tarcuş, hem tar gibi duyulan hem cümbüş gibi duyulan bir enstrüman kullandık. Kanun kullandık. Vokal kullanma ihtiyacı hissettim. Çünkü vokal bir bağırıştı, bir haykırıştı, bir güç simgesiydi vokal, bir çığlıktı. Bu eser halkımıza, dünya üzerinde yaşayan tüm Türklere ve Bursa'mıza insanlar hayırlı olsun. Thank you.
Güçlü alkışlarınız değerli sanatçılarımız için gelsin. Ama onun öncesinde bu gecenin mimarlarından sanat yönetmenimiz Armağan Bey'i de ben alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Ve çok değerli Bursa Valimi, Sayın Milletvekillerimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımı, AK Parti İl Başkanımı, Türksoy Genel Sekreterimizi ve Türksoy'umuzun değerli yetkililerini, kentimizin tüm dinamiklerini, aile fotoğrafı için sahneye rica ediyorum efendim, güçlü alkışlarınızla. Ve gecemizin şefi Cem Gürdal'a da kocaman bir alkış rica ediyoruz. Protokolümüzün günün arasına bu geceyi renklendiren sanatçılarımız adına solistlerimize çiçek takdimi olacaktır. Buyursunlar.
Efendim 2022 Türk Dünyası Bursa'nın yılı olacak. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın yılı olacak. Bu akşam fragmanı izledik. 2022 yılı boyunca birçok dev etkinlikte, organizasyonda sizlerle birlikte olacağız. En güzel günler en güzel sizlerin olsun diyor. İyi geceler diliyoruz efendim.